Şöyle bir eşitsizlik verilmiş. Eksi x çarpı 2x eksi 14 ifadesi büyük eşittir 24. Şimdi lütfen videoyu duraklatın ve bu eşitsizliğin çözüm kümesini bulun. Hatta sonra da çözüm kümesini bir sayı doğrusu üzerinde gösterin. Bunları yaptığınızı varsayıyorum. Şimdi bu eşitsizliği biraz sadeleştirelim. Sol tarafta eksi x'i parantez içine dağıtabiliriz. Dağıtırsak da ne olacak? Eksi 2x kare eksi çarpı eksi artı etti, artı 14 x, büyük eşittir 24. Şimdi 24'ü karşı tarafa atacağım ki burada sadece 0 kalsın. Sonra da sol tarafı çarpanlarını nasıl ayıracağımızı düşüneceğiz. Eksi 2 x kare artı 14 x, 24 bu tarafa eksi olarak geçti, eksi 24, 24'ü sol tarafa atmıştık, o halde büyük eşittir 0. Şimdi baştaki bu eksi 2'yi istemiyoruz. O yüzden sol tarafın tamamını eksi 2'ye bölelim. Ama sadece sol tarafı eksi 2'ye bölmek yetmez. Sağ tarafı da eksi 2'ye bölmemiz lazım. Ve bir eşitsizliği negatif bir sayıyla çarpar veya bölersek, çarpar veya bölersek eşitsizliğin yönü değişir. Her iki tarafı da eksi 2'ye bölersem bakalım sonuç ne olacak? x kare artı x kare yani eksi bunu da eksi 2'ye bölüyorum. Eksi 7x artı 12. Her iki tarafı da eksi 2'ye böldüğümüz için işaretin yönü değişecek. Küçük eşittir dedik. 0 bölü eksi 2 yine 0'dır. Evet, eşitsizlik bayağı bir sadeleşti. Şimdi bakalım ikinci dereceden bu ifadeyi çarpanlarına ayırabilecek miyiz? İki sayı var ve çarpımları artı 12, Demek ki ikisinin de işareti aynı olacak ve toplamları da eksi 7'yi verecek. İşaretleri aynı ise ve toplamları eksi 7 ise demek ki ikisi de negatif sayılar olacak. Bakalım. Eksi 3 ve eksi 4 dersek, çarpımları 12 toplamları da eksi 7. O halde bu ifadeyi şöyle yazabiliyoruz. x eksi 3 çarpı x eksi 4, küçük eşittir 0. Şimdi bu noktada ilginç bir mantık yürüteceğiz. Eğer iki terimin çarpımı sıfıra eşit veya sıfırdan küçükse, bu bize neyi anlatır? Bu konuda ne diyebiliriz? Şunu söyleyebiliriz. Ya terimlerden biri veya ikisi birden sıfırdır, ya da işaretleri birbirinden farklıdır. Böyle bir çarpımın sıfırdan küçük bir sonuç verebilmesi için, ya bu negatif, bu pozitif olacak, ya da bu negatif, bu pozitif olacak. Doğru söyledim değil mi? Evet, her yani neyse işte kısacası işaretleri farklı olacak. O halde yazalım. Ya x eksi 3 küçük eşittir 0, x eksi 3 küçük eşittir 0 ve x eksi 4 büyük eşittir 0, x eksi 4 büyük eşittir 0. Dikkat edin bu pozitif olamıyor, bu da negatif olamıyor. Eğer sıfıra eşit değillerse işaretleri farklı olmak zorunda. Yani durumlardan biri bu. Veya veya tam tersi x eksi 3 negatif olamıyor. Yani sıfıra eşit veya sıfırdan büyük ve x eksi 4 pozitif olamıyor x eksi 4 pozitif olamıyor, x eksi 4 küçük eşittir 0. Yani yine ya ikisi de 0 ya da işaretleri farklı. Bu eşitsizliğin mantığı işte bundan ibaret. Şimdi bu tarafı nasıl sadeleştireceğiz? x eksi 3 küçük eşittir 0 dedik. Eksi 3'ü karşıya alalım. Ne olacak? x küçük eşittir 3 oldu. Ve x eksi 4 büyük eşittir 0 demiş. Eksi 4'ü karşı tarafa atarsak, x büyük eşittir 4 olur. Şimdi hangi x değerleri hem 3'e eşit veya 3'ten küçük, hem de 4'e eşit veya 4'ten büyüktür? 3'e eşit veya 3'ten küçük olan bir sayı hiçbir şekilde 4'e eşit veya 4'ten büyük olamaz ve 4'e eşit veya 4'ten büyük hiçbir sayı da tabii ki 3'e eşit veya 3'ten küçük değildir. O halde bu şartları sağlayabilecek hiçbir x değeri yoktur. x'in hiçbir değeri bu terimi negatif, bu terimi ise daha doğrusu x'in hiçbir değeri bu terime negatif olmayan buna ise pozitif olmayan bir değer veremez. Gelelim bu tarafa. 3'ü karşı tarafa atarsak x büyük eşittir 3 oluyor. Ve 4'ü karşı tarafa atınca da x küçük eşittir 4 ediyor. Peki bu mantıklı mı? Bir sayı hem 3'e eşit veya 3'ten büyük hem de 4'e eşit veya 4'ten küçük olabilir mi? Olabilir, tabii ki olabilir. Mesela 3, 3'e eşit ve 4'ten küçük ve 4'te 4'e eşit ve 3'ten büyük. Ve arada kalan tüm kesirler bu eşitsizlikleri sağlıyor. O halde çözüm kümesini sayı doğrusunda gösterelim. Demek ki önemli olan bu tarafmış. Çünkü burayı sağlayan hiçbir x değeri yok. O nedenle bu veya'yı gerçekleyen tek kısım burası. Çünkü bu taraf daima yanlış olacak. Evet, çözüm kümesini sayı doğrusu üzerinde gösterecek olursak, şöyle bir şey elde ederiz. Bunlar x'in tüm muhtemel değerleri. Burası 0 olsun. 1, 2, 3, 4 dedik. 3 ve 4. x büyük eşittir 3, üç. 3'e eşit veya 3'ten büyük ama aynı zamanda 4'e eşit ve 4'ten küçük olacak. O yüzden 4'ü geçip devam edemeyiz. Aynı zamanda küçük eşittir 4 dedik büyük eşit ve küçük eşit dediğimiz için de noktaların içi dolu. Yani bu aralıktaki her şey 3 ve 4 de dahil olmak üzere, ki noktaların içinde bu yüzden doldurduk, buradaki eşitsizliği sağlıyor. Ve bunun görsel olarak düşündüğünüzde diyebilirsiniz ki, tamam bu tür ifadeleri biliyoruz veya bu tür ifadeleri biliyoruz. Bunlar parabol. Böyle bir çözüm kümesiyle ne gibi bir alakaları olabilir ki? İfadelerden birini inceleyelim. Mesela buna bir bakalım. Aslında ne yaptık biliyor musunuz? Farklı bir açıdan yaklaştık. Hepsi bu. Bakın, eksi 2x kare artı 14x eksi 24 büyük eşittir 0. x kare teriminin başında, x kare teriminin başında bir eksi 2 katsayısı var. Demek ki parabolün kolları aşağı doğru. Peki bu ifade neden 0'a eşit veya 0'dan büyüktür? kolları aşağı yönlü olan bu parabolü şöyle gösterebiliriz. Şöyle gösterebiliriz çünkü artık iki boyutta düşüneceğiz. Bu da y eksenimiz oluyor. Şimdi bu ifade nerede sıfıra eşit veya sıfırdan büyük? Sıfıra eşit veya sıfırdan büyük olduğu yer bu x aralığında. x ekseninin yukarısı. Yani böyle düşünebilirsiniz. Bu parabol yerine, bu parabol üzerinden ne düşünebiliriz x kare eksi 7 x artı 12 nerede sıfırdan küçük veya sıfıra eşittir? Bu parabolün kolları ise yukarı doğru. Çünkü bu katsayı pozitif. O halde bu parabolde şöyle bir şey olacak. Peki nerede sıfırdan küçük veya sıfıra eşit? Sıfırdan küçük veya sıfıra eşit olduğu aralık yine aynı.